Değerli arkadaşlarım merhabalar. Eğitim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. AutoCAD'de yeni bir uygulamayla sizlerleyim arkadaşlar. Şimdi SolidWorks'te de modellemiştik yine hatırlarsınız. Kanalı ilk açtığımızda iki boyuttaki çizimleri arkadaşlar yine teknik isimlerinde sizlerle paylaşmıştık. Şimdi şöyle yapalım. Öncelikle Start Drawing diyerek çizim sayfasına geçiş sağlıyoruz. Daha sonra şöyle Home kısmından isterseniz bu aşamada şöyle yapalım arkadaşlar. Layer'ları daha sonra ayarlayalım. İlk etapta şöyle ortogonalı açarak aşağı doğru 60 milimlik bir line çiziyorum. Tabii şu şekilde yakınlaştık. Daha sonra bu line'ın tam orta noktasından 80 milimlik bir tane line çizeceğim. Şöyle orta noktayı yakaladık. Bu yönde 80 milim çizdim. Sonra daire komutumla şuradan başlayacağım. 20 ve 40 milim. İki tane çapım var. Hemen circle komutunu aldık. Geldik bu merkezde. D enter 20 enter. Aynı şekilde circle. Geldim. D enter 40 enter. Devam ediyorum. Üst tarafa çap 16, çap 30 milim. Çap 16 ve 30 milim. Hemen circle komutumla bakın geldik. D enter 16 enter. Tekrar circle komutu buraya gel. D enter 30 enter. Şimdi bakıyorum. Alt tarafta da aynıları var arkadaşlar. Dolayısıyla şu iki tane dairemi tutarak geliyorum. Mirror komutu. Sonra geldik şu iki noktayı seçtik. Aşağı tarafa aynısını mirrorladım. No diyorum. Bunun silinmemesini sağlıyoruz. Daha sonra köşelerde bakın 60'lık, 50'lik, 40'lık. 3 tane radyusunda farklı radyuslar arkadaşlar. Dolayısıyla fillet komutunu kullanacağım bu aşamada. Şöyle aratıyorum hemen fillet komutuna tıkladım. Şöyle radyusunu seçerek 60 milim ölçüsünü giriyorum. Enter diyorum. Bakın 60 milimlik radyusum şurada dikkat edersiniz. Şu iki tane daireyi seçmem yeterli olacaktır. Daha sonra 50 ve 40'lık radyuslarım var. Tekrardan fillet komutunu çalıştırıyorum. Radyusuma tıkladım. Ölçüm 50 milim. Enter diyoruz. Geldik. Buradaki iki tane dairemi seçiyorum. Tabii şöyle Ctrl Z ile geri aldım. Yanlış oldu arkadaşlar. Hemen düzeltiyorum. Tekrar fillet komutunu çalıştırdık. Radius komutuna tıklıyorum. Ölçüm ne kadardı? 50 milim. Geldik. Klavyeden 50'yi girdim. Enter diyorum. Daha sonra şu iki dairemi gelip seçiyorum bakın. Şimdi son aşama. Bunları ne yazık ki aynalama yapamıyorum. Çünkü tüm radius ölçüleri birbirinden farklı. 40'lık radiusumu da girdim. Geldim şöyle oluşturdum. Şimdi yapacağımız işlem geliyorum arkadaşlar. Layer diye aratıyorum. Çıkan pencereden New Layer diyoruz. Geldim bunu Center diye isimlendiriyorum. Daha sonra hatta şuradan rengini de ayarlayalım. Kırmızı yapalım arkadaşlar. Okey diyorum. Tekrar Continuous kısmından Load diyorum ve Center'ı hatta Center 2'yi buluyorum. Buradan seçiyorum, onaylıyorum ve penceremi kapatıyorum. Daha sonra şöyle yapalım. Bunları şu şekilde gelip eksen çizgilerimi uzatıyorum aynı şekilde. Yine şöyle geldik. Yukarı veya ve aşağı yönde şöyle uzatıyorum. Daha sonra bu ikisini seçerek Layers'a geldik. Sıfır değil de Center yaptım. Ve gelip kapatıyorum. Şimdi bu aşamada trim işlemlerini yapacağım. Dolayısıyla TR Enter Enter diyoruz. Geldik şu içte kalan kısımları trim diyorum. Tabii artık eksen çizgisi seçtiğim için tek hamle de yapmayacaktır. Şimdi Enumerate kısmından Dimension diyerek gerekli ölçülendirmelerimi yapıyorum. Öncelikle gelip buradan radyusumu seçerek arkadaşlar şuradaki radyus ölçülerini giriyorum. Aynı şekilde şuradaki radyusumu da verdim. Sonra geldim. Diameter'ımı seçtim. Buradaki çap ölçülendirmelerini yapıyorum.
Yine şu kısma da şöyle yapıp arkadaşlar 16 buradaki çapım ne kadar? 30. Bu kısmı şöyle düzenleme yapabilirim. 2 çarpı 16. Aynı şekilde 30'luk çapımı da yine 2 çarpı 30 şeklinde tanımlayabilirim. Onun haricinde yine Dimension komutumla bakın bu merkezimden bu dairenin merkezinden şöyle geliyorum. Buraya kadar olan ölçüm 80 milim. Aynı şekilde geldim. Şu iki daire arası ölçümde ne kadar? 60 milim. Bunları da girdikten sonra hemen bakın Enumerate kısmından Dimension'ın altındaki OK'a tıklıyoruz. Modify diyorum. Text kısmına gelip şunu yine aynı şekilde yani Text Height kısmını yazı büyüklüklerini 5 milim. Arrow Size'ımı da yine 4 milimetre olarak ayarlıyorum. Text'e tekrar geri dönerek şu by log kısmından by lır olarak hatta değiştirelim arkadaşlar yeşil olsun. Daha sonra nerede? Primary units geliyorum. Alternatif units burada da bir şey yok. Lines kısmından yine şuradan rengimi green olarak ayarlıyorum. Okey dedim ve kapatıyorum. Bakın bu sefer de ölçülendirmelerimi yeşil olarak ayarladım. Şimdi şöyle tekrar bir kontrol yapacağım. Modify kısmına gidiyorum arkadaşlar. Lines kısmından şu seçeneğimi de green olarak seçtim. Ölçü oklarımın rengini de yeşil olarak ayarlıyorum. Bu çizim uygulamamız da bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen videolarıma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.